yahu? Ne kayıplara karıştı kız. Az önce buradaydı. Hep böyle yapıyor. Ne zaman canı sıkılsa, kilitlenip kalsak gözden kayboluyor. Sizin isimleriniz mi Cüslü kız? Uy, öyle isimler mi olur? Cüs nedir, Cüs nedir? Evet, ben Cüs. Aha hoşum, bu da Fıs. Nasıl yani? Gerçekten de böyle misiniz? Değil tabii ki. Hepsi bu çılgının yüzünden. Neymiş? Deney yaparken çıkan sesleri çok seviyorum. O yüzden de böyle. O, deney tutup yaparken bula gelen cızın sesi en güzel müzik hizmetlerinden biriymiş. Ben cız kaldım. Beni hiç sormadım. Bu var ya bu. Hep balonlarla deney yapıyorum. Balon söndü ne diye ses çıkarır? Fıs! İşte benim adım da böyle kaldı. Hey çılgın neredesin? Siz de isteyecek başka makine bulamadınız değil mi? Ne yapalım? Çok zor durumdayız. Artık son çare olarak buraya başvurduk. Geleceğe Dönüş filmindeki o çılgın bilim adamına benziyordu. Adamı da benimle. Şşşt! En sinir olduğu. Kadınlar da bilim yapabilir. Her şey adamlaştırmayın diye bağırın. Gözleri böyle pahalı taşı gibi açılır. Neredeyse çıksın artık ortaya ama ya. Eve geç kalacağız. Benim etüdüm var. Yeni konuya geçtik. Başını bir kaçırırsam gençsin dinlemeye gerek yok. At çöpe gitsin. O kadar da para verdik. Hangi konuya geçsin misiniz? Evreka! Evreka! Evreka mı? Bizi gerek mi var yoksa? Buldum ya buldum. Sizin derdinizin devasını buldum. Ay yaşasın tüm dertlerim son edecek. Cız fıs! Beni tam olarak burada durdurmanız gerekiyordu. Sizin yüzünüzden kaç dakikadır dönüp duruyorum sahnede be? Başım döndü. Bir saniye soluklanayım şurada. Bir de seyirci olacaksınız. Hadi benim alkışım. Alkış. Yavaş tempo ve hızlı. Sakin olun. Daha oyunun sonunda bir sürü alkış yapacaksınız. Yorulmayın şimdi. Lityum, sen git biraz radyumla arkadaşlık et. Lityum, sen git biraz çinkoyla takıl. Yanlış, yanlış. Çinko mu? Bu tablo baştan başa yanlış. Evet, ama neler diyor. Uy, bu az önce evreka evreka demiyor muydu? Neyse bu bulutlar. Hadi yemeğinden sonra kafa çalışmıyor da bu bizim oran da değil. Ben de ne güzel bütün dertlerimiz bitti diye bağırmıştım. Boşuna mı kızdık sesin şimdi? Etüt diyorum, ders diyorum, yeni konu diyorum, ben gidiyorum. Dur git bence bir sesini dedim. Çılgın bilimci, çılgın. Dünyadan çılgına, dünyadan çılgına. Orada atlar çekiyor mu? Evreka, evreka. Anladık. Ey buraya kadar gelip benden yeni bir makine üretmemi isteyen çocuklar. Düşündüm. Uzun uzun düşündüm. Ve sonunda öykünün en başına gitmeye karar verdim. Siz öykünün en başındaki yerlerinizi alın. Ben de açılış konuşmasıyla makinemizin yapım sürecine başlayayım. Ben çılgın bilim insanı. Adım Defne. Aklınızın sınırlarını zorlayan ne varsa onu icat edebilirim. Hatta çoğunuzun bildiklerini toplayın. Benim unuttuklarımın yarısı dahi etmez. Tamam tamam. Bu kadar egoşa yeter. Bir gün periyodik tablo ile kavga ederken ve aynı zamanda suyun altında da çalışan wifi üzerine çalışırken ve aynı zamanda gökyüzünde ağaç yetiştirmenin yollarını ararken malum toprak kalmadı. Şu 7 çocuk geldi. Şunların tiplerine de bakın. Ne kadar da masum. Ne kadar da sevimliler. Fakat cahiller. Bir ben değilim. Neyse. Benden bir makine yapmamı istiyorlar. Dostluk makinesi. Okullarına koyacaklarmış. Onlara ders öğreten fakat insani değerleri öğretmeyi unutan öğretmenlerine. Ayrıca sınıflarındaki diğer arkadaşlarına da bu güzel insani değerleri öğretmeyi amaç edinmişler. Başta düşündüm onlarla alay etmeyi. Sonra bir bilim insanına en çok yakışan o soruyu sordum. Neden? 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 İşte size nedeni. Nerede kaldı bu kız ya? Kesin gelecek değil mi? Evet öyle dedi. Zaten en yakın arkadaşlarından biriydi. Mutlaka gelir bence. O kız hayatta gelmez. Varsa yoksun için dersler yeni konular. Demeyin öyle. Harbi kızdır kendisi. Ailesi çok başarılı olmasını istiyor. O da iki arada bir derede kalmış. Gördüm işte. Gördüm geliyor. Yani sen bir saklanarak gelir. Yakalanacağız şimdi fırçacı başına. Geliyorum. Şşş!